TRT Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Dışa bakışla ekranlarınızdayız. Dünyayı konuşacağız bugün ama tabii ki Türkiye'nin bağlantısını da buraya masaya getireceğiz. Neyi konuşacağız? Çok bariz. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran'a yönelik bu çevirme harekatı mı diyelim. İran'ı hamlelerle, ambargolara zora götürme hamleleri mi diyelim. Sonuçta nükleer anlaşmadan çekilmesi. Nükleer anlaşmadan çekildi Amerika Birleşik Devletleri. Ve tabii ki tepkiler, İsrail'in büyük bir sevinci var bundan. Ama görünen o ki bölge zor bir döneme doğru, zaten zor olan ilişkiler daha da karmaşık ve zor bir hale gelecek. Peki Türkiye 24 Haziran'a hazırlandığı süreçte acaba bu gerginliği nasıl yönetecek? Bunu da konuşacağız bugün. Dört değerli hoca bizimle birlikte. Profesör Doktor Belil Dedeoğlu, Profesör Doktor Fahrettin Altun ve Profesör Doktor Çağrı Erhan ve gazeteci meslektaşımız da Deli Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz. Elimizden geldiğince bunları masaya yatıracağız. Başlıyoruz dışa bakışa. Evet, birlikteyiz. 24 Haziran seçimi teaserımızı girdik. Çünkü gerçekten onunla çok yakından bağlantılı bundan sonraki süreç. Tabii ki dış politikada, çünkü seçimlerin erken alınmasının gerekçelerinden birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan atılması gereken hızlı adımlar, alınması gereken hızlı kararlar olarak belirtmiş idi. Peki başlayalım Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımından. Çağrı Hoca'ya bugün ilk sözü vereceğiz. Söyleyecek sözü var mı bilmiyorum Amerika'nın bu saatten sonra. Çekileceğim dedi ama sonuçta. Çok enteresan bir süreç. Kimse için sürpriz olduğunu zannetmiyorum ben. Niye? Çünkü Başkan Trump seçim kampanyası esnasında iktidara geldiği takdirde, Amerikan Başkanı olduğu takdirde bu nükleer anlaşmadan çekileceğini, çünkü bu anlaşmanın Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmediğini, bölgenin çıkarlarına hizmet etmediğini ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmediğini ifade etmişti. Ocak 2017'de Amerikan başkanlığı koltuğuna oturdu. Zaten geçtiğimiz süre zarfında da aşağı yukarı bir 16 aylık süredir de sürekli bu tartışılıyor. Yani şimdi olacak, bugün olacak vesaire ve bunun zamanı geldiğinde, son bir aydır da artık iyice ısıtıldı, Trump'ın imzasını çekeceği neredeyse kesinlik kazanmıştı. Burada böyle bir anlaşmadan çekilmesinin Amerika açısından somut gerekçeleri var mı diye bakmak lazım. Yani Trump bunu şahsen yorumluyor. Bizim için iyi olmadı, İsrail için iyi olmadı, dünya için iyi olmadı diyor ama somut gerekçeler var mı? Peki bu somut gerekçeleri nasıl tespit edeceğiz? Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, yani bu antlaşmaya uyulup uyulmadığını denetlemekle sorumlu olan en üst düzeyli nükleer konulardaki uluslararası örgüt, İran'ın bu anlaşma hükümlerine uymadığına dair en ufak bir delili bugüne kadar ortaya koymadı. Doğru. Yani uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başladığına veyahut yasaklı materyalleri yurt dışından ithal etmeye çalıştığına veyahut balistik füze denemeleri yapmaya çalıştığına veyahut silah ürettiğine dair bugüne kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ortaya koyduğu bir delil yok. Antlaşmaya imzacı olan P5+1 olarak ifade ediliyor. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi. Kesin. Almanya, aslında Almanya özelinde Avrupa Birliği belki demek lazım buna. Amerika dışında, hatta Amerika'yı da dahil edelim, bu imzacı tarafların hiçbirinin de ne devlet kurumlarının ne de bağımsız veyahut bilimsel kuruluşlarının bu ülkelerde bulunan İran'ın bu anlaşmaya uymadığına dair yine ortaya koyduğu hiçbir somut delil yok. Ne var ortada? Geçen hafta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir şekilde, ama ne şekilde olduğunu da ifade etmedi, İran'dan elde edildiğini söylediği, tam olarak ne olduğunu da anlamadım, bana şeyi hatırlattı o. 2003 Irak saldırısından evvel hatırlar mısınız? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Colin Powell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir PowerPoint sunuşu yapmıştı. Ve İran
ateşkes şartlarını ihlal ederek kitle imha silahı ürettiğini, o PowerPoint üzerinde bir takım sözde uydu görüntüleri ve yine sözde telsiz konuşmaları Iraklı generaller arasında telsiz konuşmaları üzerinden ispata çalışmıştı. Hı hı. Yıllar sonra aynı Colin Powell kalkıp demişti ki ben onların CIA tarafından üretilmiş deliller olduğunu biliyordum ve benim açımdan bütün meslek kariyerim boyunca en utandığım anlar Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi'nde aslında üretilmiş bir takım deliller, sahte bir takım deliller olduğunu bile bile bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış olmamdır dedi. Şimdi Netanyahu kalkıyor bir takım şeyler koyuyor ortaya ve buradan hareketle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da diyor ki işte gördünüz İsrail'de bu delilleriyle ortaya koyuyor ki İran bu anlaşmaya uymuyor. O zaman ben de bu imzayı çekiyorum ve arkasından da İran'a yaptırımlar gelecek. Gerekçeler açısından son derece zayıf. Ama hadi gerekçeler zayıf. Yine ben o Irak saldırı öncesiyle mukayese ediyorum. Çünkü pek çok uzman diyorlar ki ya Amerika'nın bu hareketinden sonra İran'a karşı bölgede ki İsrail'le belki onu da konuşacağız. Hı hı. İşte İsrail'in bombalamaları, o Kuneitra civarındaki askeri hareketlilik, tabii, İran'ın oradaki El-Kudüs birliklerine ilk defa bu kadar ağır bir saldırı falan yapılması. Ama bir de Suudi Arabistan herhalde bölgede seviniyor buna. Bunun arkasından bir sıcak çatışma gelebileceğini söyleyen pek çok uzman var. O yüzden ben o mukayeseyi yapıyorum. Yani 2003 Irak saldırısı öncesi ve şimdi İran durumu. Ama oradan önemli bir farklılık var. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar dünya inanmasa da ve Güvenlik Konseyi olumlu bir oy vermese de bu delilleri ortaya koyduğunda kendince üretilmiş delilleri kitle imha silahı üretiyor Saddam Hüseyin, teröre destek veriyor Saddam Hüseyin, kendi halkına zulmediyor Saddam Hüseyin diyerek o saldırıyı başlatmadan evvel Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alan İngiltere vardı, Portekiz vardı, İtalya vardı. Başlangıçta İspanya vardı. İspanya vardı. Polonya vardı. Avrupa Birliği üyeleri bunlar. Bir de çok sayıda Güney Amerika ülkesi vardı. Şu anda bu anlaşmanın imzacısı olan devletlerden hiçbiri Trump'ın ben bu imzayı çekiyorum demesinden sonra tamam arkadaş ben de imzamı çekiyorum ve bu anlaşmayı hükümsüz kılıyorum demedi. Ama bugün açıklamalar vardı hocam. Yani özellikle bu bahsettiğiniz bölgedeki askeri İsrail'in vurmasının ardından İngiltere'den, Almanya'dan gelen açıklamalarda İran'ın kışkırtıcı hareketleri buna sebep oldu. Şimdi ikisi farklı yani, bir şey. Yani ama, nükleer anlaşmadan bahsediyorum ben. O tamam ama yani sonuçta İsrail'in böylesi bir şeyini Avrupa Birliği ülkelerinden, aynı imzacı ülkelerden yavaş yavaş buna benzer olumlamalar Amerika'nın, ya da yol açma Amerika'nın baskısı gördük. Olmadığını da iddia etmiyorum. Hı hı. Önümüzdeki süreçte bunların tamam biz de çektik demeyeceklerini de iddia etmiyorum. Tamam. Ama bunun hazırlıksız yapıldığını, hı hı, Macron'la bir görüşme yaptı, evet, biliyorsunuz. İngiltere ile bir görüşme yaptı. Fakat onlar hadi üçümüz beraber çekildik demediler. Rouhani de bir açıklama yaptı. Dedi ki biz geri kalanlarla devam ederiz. Biz zaten bu anlaşmaya uyuyoruz. Bunu ihlal etmiyoruz. Bu anlaşmadan vazgeçecek de değiliz. Ve dönmeyeceğiz böyle bir şeye dedi. İşin bir başka tarafı var. Geçen hafta burada değerli hocalarımız yoktu. Konuştuk. Bu ülkeler yaptırımların hafifletilmesi ve kaldırılması sürecinde İran'ın özellikle 79 sonrası ama daha da özellikle bir alan son 10 yıldır hiçbir şekilde yurt dışıyla irtibata giremediği alanlara neredeyse hücum ettiler. Doğru. Yani İran sivil hava yollarının modernize edilmesi projesine çok sayıda Avrupalı firma girdi. Bu imzacı devletlerin firmaları bunlar. İran'daki otomotiv sektörüne bu firmalar girdi. Petrokimya sektöründe yatırım yapmaya başladılar. Deniz taşımacılığı sektörüne giriyorlar. Şimdi siz kalkacaksınız. Ortada net bir takım deliller yok. Trump böyle istedi diye imzanızı çekip de yaptırımlara girdiğiniz anda sizin yatırımcınızı da aslında vurmuş oluyorsunuz. O zaman alttan da bir kamuoyu baskısı tabii ki geliyor. Yani devasa bir takım şirketler devasa ihaleler almışlar. Yani milyar dolarlık ihalelerden bahsediyoruz. Siemens'in 4.2 milyar dolarlık milyar dolarlık var. Ben isimlerini ben söylemedim ama milyar dolarlık ama Alman şirketleri, dünya şirketleri, Fransız şirketleri milyar dolarlık ihaleler almışlar. Şimdi böyle bir ortamda sen bundan vazgeçer misin? Ha ortada çok somut bir şey olur gerçekten. Bir ifşaat olur. Yani kalkar bir İranlı mühendis kaçar yurt dışına. Tıpkı
İsrail'in Negev çölündeki Dimona santralinden kaçıp İngiliz gazetesine ifşaatta bulunan Mordahi Vanunu gibi burada İsrail nükleer silah üretiyor diye biri kalkar der ki İran burada nükleer silah üretiyor, işte delilleri de burada. O zaman belki ya demek ki yanılmışız, bunlar bütün dünyayı aldatmış deyip biz ticari kârın peşinde değiliz, bu anlaşmaya uymamıştır İran, yaptırımları başlatalım diyebilirler. Ama bugün öyle bir durum ortada yok, şimdilik yok, yarın çıkmayacağını söylemiyorum. O yüzden Trump'ın bir defa müttefiklerinin onayını almadan, bu imzacı diğer ülkelerin onayını almadan böyle bir adım atması onları ikna edemediği gibi yorumlara neden oluyor. Delillerin yeterli olmaması 2003 Irak saldırısı öncesi George Bush'un tutumuyla, tavrıyla bir benzerliğin olduğunu ortaya koyuyor. Hepsinin ötesinde bugün açıklamalarını dinlediniz. Az önce TRT Haber'de de vardı. Diyor ki ya dünya memnun oldu diyor. Bu yaptırımlar en fazla da diyor İsrail memnun oldu diyor. İsrail sevindi diyor. Bunu sevindirmek de bizim için güzel bir şey diyor. Başkan Trump. İki gün sonra da zaten gidip bütün dünyanın tepkilerine rağmen 14'ünde Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'te açacaklar. Şimdi böyle bir ortamla karşı karşıyayız. O zaman da ya haklı olarak işte ister komplo teorisi deyin ister bilmem ne deyin. Ya acaba Trump İsrail'in istediğine göre mi Orta Doğu'da hareket? Hep diyoruz ya İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Orta Doğu politikası yok. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dış politikası yok Trump zamanında diye. Hep eleştiriyoruz ya, 1,5 senedir oturtamadı bunu. Ama bugün ben anlıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Orta Doğu politikası ya da İran'a dönük politikası İsrail'in politikasıyla birebir örtüşüyor. Bugünkü o saldırılarla ilgili çok ilginç şeyler de var. Yani belki ona da değinir biraz sonra, ben burada keseceğim. Netanyahu'nun Putin'le görüştükten sonra onay aldıktan sonra bu saldırıları gerçekleştirdiği şeklinde İsrail basınında bir takım yorumlar var. O da bir acayip. Yani bir taraftan ABD-İsrail ilişkisi ama bir taraftan da ABD-Rusya ilişkisi. Bunu nereye oturtacağız? Onu geçen hafta biraz konuşmuştuk. Rusya'nın çok da hayır ne yapıyorsun ey Amerika demeyeceğini düşünüyorum demiştiniz. Evet. Çünkü İsrail İran'a karşı. Suriye'de İran'la kavga ederken bunu Rusya'ya sormadan yapacağını düşünmemek lazım. Çünkü bu süreçlerin çok öncesinde de İsrail Rusya ile görüştü. Ve bu görüşme kanalları açık. Yani bu bize şunu gösteriyor. İsrail bölgede her ne yapıyor ise Amerika ile Rusya'nın kısmen o zımni uzlaşısı içinden yapıyor. Şimdi İran'ın geri püskürtülmesi, burada İran'ın nükleer silah üretmeye kalkışması, kalkışmaması falan artık konu olmaktan çıktı. Az önce Çağrı Bey gayet güzel anlattı. Buradaki bütün mesele, hani bütün nükleer silahları olanlara yaptırım uygulanacak bundan sonra gibi bir durum da olmadığına göre. Evet. İşte başka ülkelerde var, İsrail'de var. Bunu geçen hafta da söylemiştik ama İran. Burada İran'la ilgili esas mesele şu. Avrupalı firmaların bu yapılan anlaşma sonrasında İran piyasasına çok açık bir şekilde girmiş olmaları ve çok yüksek ölçekte yatırım yapmış olmaları. Trump'ın politikası ise doları ve yatırımcıyı Amerika'ya çağırmak. Şimdi diyor ki Avrupa'da sizin yüksek teknoloji yatırımlarınız var. Ne diye gidip İran'a yapıyorsunuz ve bana gelmiyorsunuz diyor. Amerika ve Avrupa piyasaları bir bütün haline getirilmeli ve öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapmadığınız sürece ben de iki şey yapacağım diyor. Bir, savunma harcamaları, yani sizi koruma harcamalarını kısacağım. Kendimi koruyacağım. İkincisi, Orta Doğu bensiz davranabileceğiniz bir alan değil diyor. Yani dolayısıyla buradaki bütün hikaye aslında İran'a ambargonun uygulanmasını sağlamak. Şimdi doğrudan bunu Birleşmiş Milletler'den geçirmesine imkan yok. Çünkü 5+1 anlaşması onaylanmış bir anlaşma. O zaman bunu dolaylı yapıyor. Diyor ki bu TÜKAK'a bir devlet nükleer silah üretiyor, yalan söylüyor. Ben buna yaptırım uygulayacağım. Olabilir, bir tek Amerika'nın yaptırım uygulamasıyla yer yerinden oynamayacak diye düşünülebilir. İran'a uygulanacak yaptırımdan tek etkilenmeyecek ülke Çin. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'nin sisteminin dışında. Ona da zaten ayrıca bir ticari engelleme yasası gündeme getirdi. Ama Kuzey Kore meselesi sebebiyle Çin'e biraz yarıyor olması şu an Amerika açısından makbul bulunabilir. Rusya'ya nasıl bir zararı olabilir? Rusya'ya da stratejik olarak çok büyük bir zararı olmayacak. Çünkü zaten Rusya'ya yaptırım konusunda Avrupa'nın kararları var.
Bunun üzerine İran piyasası bir anlamda Çin'e, Rusya'ya yaslanmak zorunda kalacak. Öyle ya da böyle. Peki bunun sonucunda Avrupa devletleri niye gidiyor? Niye Macron gitti? Trump da samimi şekilde konuştu. Bütün Avrupa basınını açıp görün. Tek konu bu yatırımlar ne olacak meselesi. Yani büyük başlıklarla verilen tek endişe kaynağı bu. Avrupa'nın zarara gireceği gayet açık. Nasıl yapacak bunu? Diyecek ki muhtemelen bir sonraki adımda İran'la iş yapan büyük firmalar Amerika ile yapamayacağız diyecek. Yani bunun esas gelişmiş büyük ölçekli ticaret ve yatırım ilişkilerinde Avrupa'nın dolaylı olarak cezalandırılması söz konusu olacak. Şimdi paniğin en büyük sebebi bu. Avrupalılar açısından baktığınızda da yaptığınız yatırımların kaydırabileceğiniz alan, yani daha düşük maliyetle kazanç sağlayıp kaydırabilecekleri alan var aslında. Ama Avrupa bu konuda çok çekinceli davrandı. Bunu da unutmayalım. Kastettiğim ülke Türkiye. İran'a bu şekilde atlamak yerine, tabir doğruysa, aslında bunu Türkiye ile müzakere süreci içerisinde gayet güzel yapılabilirdi. Şimdi bunu Trump bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor? O kadarını kestirmek gerçekten zor. Yani bu kadar ayrıntısını şahsi olarak düşünüyorum bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle aslında gelip dayandığı yer Avrupa'nın İran'da ya da Orta Doğu'nun başka bir yerinde Amerikan firmalarına rağmen iş yapma ihtimalinin önünü kesmeye yönelik bir çaba. İsrail bu işten memnun mu? Gayet memnun. Tabii ki gerekçe olarak onun güvenliğini düşünüyoruz diyor. Fakat şöyle bir şey var. İsrail'in güvenliğini çok düşünüyoruz gibi bir davranış aslında İsrail'in orta vadede güvenliğine ne kadar hizmet eder emin olmak kolay bir şey değil. Bugün Suriye'deki İran'a ait olduğu varsayılan yerlerin bombalanması başka bir şey. İran'la İsrail'in karşı karşıya gelme ihtimali başka bir şey. Yani hareket alanı Suriye ve Lübnan, ki Lübnan'da seçimleri Hizbullah kazandığı için onun da potaya girdiğini söylemek mümkün. Suriye ve Lübnan üstünden bir mücadele kısmen tarafları karşı karşıya gelmeye engel olabilir. Ama bu iş tırmandığı takdirde İsrail'in de bundan çok büyük bir zarar göreceğini hesaplamak lazım. Yani sanki İsrail taltif ediliyormuş gibi bir durum var. Ama aslında topun ağzına sürülmüş vaziyette. Suudi Arabistan'a yarar mı? Yarar. Çünkü o sahaya İsrail var. Suudi Arabistan'da İran'ın önünü kesilmesi konusunda gayet memnun. Putin de vah vah çok kötü oldu bu iş falan diyor olabilir. Ama sonuç itibariyle İran'ın bu kadar geniş bir alanı kendine açmasından rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ve de işte kahrolsun Amerika dendikçe, ki İran'da bu sesler giderek yükselmiş vaziyette. Rusya'nın ben size demedim mi bunlara güvenilmez deme imkanının ortaya çıktığını hatırlatmak lazım. Sözlerimi şöyle tamamlayayım. Bu Avrupa'nın İran'ı seçmesi aslında çok daha kolaylıkla, yani riske girmeden Türkiye ile yapabileceği bir ilişkiyi İran'a aslında yönlendirmişti. Bunun en önemli sebebi şuydu. Bu kadar yatırım yaptığı müzakere içerisindeki bir ülke söz konusu olduğunda onu üye yapmak zorunda kalacaktı. Yani bir tür Polonya örneği olacaktı. Bir sürü yatırım yapıyorsunuz ve belli bir yerden sonra artık seni üye yapamayız diyemez hale gelinecek. Bunu da kamuoylarına anlatamıyorlardı. Fakat eş zamanlı olarak şunu söyleyeyim. Fransa ve Almanya'nın ortak bir girişimi var. Türkiye ile bu müzakere sürecini yeniden nasıl hareketlendirebiliriz diye bu iki devletin Türkiye ile özel bir platform oluşturma çabası var. Bu pozitif bir gündemle, yani nasıl kenarda tutarız değil, nasıl tamir edebiliriz şeklinde bir girişimleri var. Bu siyasi çevreler tarafından destekleniyor. Henüz kamuoyundan böyle destek var mıdır yok mudur falan çok bilinen bir şey değil, ama hani aklın yolu gereği olmuş olan bir durum. Dolayısıyla İran'a Trump'ın yaptırımıyla paniğe kapılan şirket ve yani Avrupa açısından gerçekten son derece sıkıntılı bir durum. Yeni arayışlara yöneldiklerini söylemek mümkün. Evet. Bu yüzden de İran üstünden yapılan siyaseti sadece İsrail ya da Suudi Arabistan açısından değerlendirmek çok sınırlı bir şey olur diye tahmin ediyorum. Çünkü bu büyük bir oyun. Yani bu Afrika'daki herhangi bir ülkeye yaptırım ya da ambargo uygulanması gibi bir şey değil bu. Koskoca İran'dan bahsediyoruz sonuç itibariyle. Ve yani haritayı gözümüzün önüne getirirsek, Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu çıkışları açısından son derece stratejik bir ülke. Ve bu petrol fiyatlarının falan da artmasına yol açan bir süreç olduğu için Rusya'nın da kazanmasına
izin veren bir ortam yaratıyor. Ama petrolü olmayan ülkeler açısından düşündüğünüzde oldukça riskli bir alan. Yani Avrupa'da birçok ülkenin eyvah petrol fiyatları, dolar da yükseldi, ne yapacağız diye basına kadar taşınan tartışmalar olduğunu hatırlatmak lazım. Serdar Karagöz'e geçeyim. En son Fahrettin Hocam'dan isteyeceğim. Peki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Serdar bu İran'ı çevreleme bu anlamda. Çağrı Hoca da, Belir Hoca da altını çizdi. Türkiye açısından nasıl okunmalı? Türkiye bu süreci nasıl yönetir sence? 24 Haziran seçimlere gidiyoruz ama bir yandan da hızlıca sonuçta dış politikada da bunun yönetilmesi gereken bir süreç. Şimdi, neredeyiz sence? Ya Türkiye Orta Doğu'nun maliyetini, Orta Doğu'daki kaosun maliyetini çok ciddi anlamda ödemiş bir ülke, sırtlanmış bir ülke. Şüphesiz ABD'nin bu yaklaşımı Orta Doğu'da yeni bir maliyet üretecektir. Ekonomik maliyet üretecek. Biraz önce Çağrı Hocam'ın söylediği gibi belki bir sıcak çatışma neticesinde çok ciddi bir güvenlik ve siyasi maliyette üretecek gibi duruyor. Ben bu dakikadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adım atmayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde İran'ın içine baktığımız zaman İran'ın içerisinde bu kararı sevinçle karşılayanlar da var. Biz bu anlaşmanın yanlış olduğunu söylüyorduk. Hiç kimseyi dinlemeden kendi nükleer çalışmalarımıza devam etmeliyiz diyen o şahin kanat şimdi o reformist kanata göre güçlenmiş durumda. Aynen. Bu ne demek? Doğru. Bu adım adım sıcak çatışmaya doğru gidiyoruz demek. Bir tarafta Suudi Arabistan İran rejiminin bir an önce devrilmesini istiyor. Sevinçle karşılıyor. Öbür taraftan İsrail zaten bunu en başından beri istiyordu. Şimdi Trump hiçbir gerçekliğe dayanmadan zaten Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olduğu andan itibaren bu anlaşmanın çok yanlış bir anlaşma olduğunu, eğer seçilirse bu anlaşmayı iptal edeceğini zaten söylüyordu. Şimdi Trump'ın da seçimleri yaklaşıyor. Önümüzde Kasım ayı var. Bir ara seçim söz konusu ve Trump içeride ekonomiyi belli anlamda topladı ama yine çok büyük bir baskı altında. Dolayısıyla bir başarı hikayesine de ihtiyacı var. Bu anlaşmayı iptal etmesi Trump'ı destekleyenler nezdinde olumlu karşılanıyor. Yani Avrupa Birliği buna itiraz ediyor. Dünyada çok ciddi bir uluslararası düzen bozuluyor mu endişesi var falan. Ama diğer taraftan biz ortalama bir Amerikalı seçmen, Trump'ın seçmeni, Trump'ı başkan yapanlar bundan son derece memnunlar. Günün sonunda bunlar işte Trump söylediklerini bir bir yapıyor. Bu adamı biz iktidarda tutmalıyız şeklinde olaya yaklaşıyorlar. Ve kendi seçmenin nezdinde güven tazelemiş oluyor. Böylesi bir atmosferde zaten Suriye kaos. Irak çok ciddi siyasi gerilimler olmuş. Başarısız bir devlet görünümünde. Bir de şimdi yine bir diğer sınır komşumuz İran'ın bu siyasi gerilimli atmosferi ister istemez Türkiye'yi bir siyasi maliyetle, bir güvenlik maliyetiyle ve ekonomik maliyetle karşı karşıya bırakma potansiyeli taşıyor. Böylesi atmosferde Türkiye'nin en büyük şansı çok yakın bir süre içerisinde seçimlerin oluyor olması. Bu bir şanstır Türkiye için. Türkiye siyasi istikrarını burada tesis eder. Önümüzdeki 5 yıl boyunca çok güçlü yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle yoluna devam ederse bu tarz krizlere karşı daha dirençli olur. Yani hem ekonomik anlamda politika belirleme noktasında hem güvenlik risklerini göğüsleme noktasında ciddi anlamda dirençli olur. Yani İran dolayısıyla Orta Doğu'da bir kriz çıkacaksa 24 Haziran'da seçilecek olan yönetim bunu 5 yıl boyunca nasıl yöneteceğini, nasıl tedbirler alacağını böylelikle belirleme imkanına sahip. Avrupa'da da şu an başka bir atmosfer var. Avrupa'nın reaksiyonu Türkiye'yi ilgilendiriyor. Çünkü bugün Merkel, biz artık Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenemeyiz. Bizim derhal Avrupa olarak güvenliğimizi kendimizin ele alması lazım diyor. Bu ne demek? Türkiye olmadan Avrupa Birliği, Avrupa güvenliğini ele alabilir mi?
Yok. Her kriz aynı zamanda bir fırsattır. Değerlendirebilirsek. Yani söylediği Fransa-Almanya ikili girişimi de belki bu çerçevede. Şimdi bu çerçevede Avrupa'nın güvenliğini kendi eline alması gibi bir fikir ortaya ciddi ciddi atıldıysa, bu artık düşünce kuruluşlarının masasındaki fikirlerden yükselip artık politika yapıcıların ciddi anlamda söylediği bir şeye geldiyse, o zaman masaya Türkiye gelecek. Bu anlamda bir kriz Avrupa perspektifinden baktığımız zaman Türkiye için fırsata çevrilebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Fahrettin Hocam. Şimdi Donald Trump'ın bu hamlesi, hocalarım da ifade ettiği gibi, beklenen bir hamleydi. Seçime girdiği süreden itibaren bu sözü söyledi. İran'a yaptırım, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın Amerika'nın çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı. Bir taraftan İran'ı sınırlandırmak gerektiğini vurguladı. Bununla beraber İsrail'in de önünün açılması gerektiğini ifade etti Donald Trump. Ve bu adımı da bu çerçevede attığını, bir taraftan İran'ı sınırlandırmak, diğer taraftan İsrail'in önünü açmak için attığını ifade etmiş oldu. Şimdi kapalı ya da açık, aslında İran'la ilgili olarak bu atılan adımın, Amerika'nın bu nükleer anlaşmadan çekilme adımının birkaç gerekçesi var. Bir tanesi, işte en somut olanı, İran'ın nükleer kapasitesini, silah oluşturma kapasitesini ortadan kaldırmak. Bir tanesi İran'ın bölgesel yayılmacı siyasetini engellemek. Bir diğeri de İran'da bir rejim değişikliği meydana getirmek. Doğru, onu da. Şimdi ve bu üç husus aslında bu atılan adımın arkasındaki somut gerekçeler. Fakat bir taraftan da baktığınızda bu atılan adımın bu gerekçeleri karşılamaya dönük, buradaki hedefleri hayata geçirmeye dönük bir adım olup olmadığı da soru konusu. Bana soracak olursanız, bu adımla ne İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini ortadan kaldırırsınız, aksine İran'a bir alan açarsınız ve İran'ın devletinin yeniden bu tür çalışmalara başlamasıyla ilgili kendi toplumunda da bir meşruiyet elde etmesini sağlamış olursunuz. Çok güzel bir şey. İkincisi, az önce yani buna karşı çıkan bir kesim vardı. Tabii. Şimdi tabii. O muhafazakar kesim birlikte, şimdi hep birlikte çok biz bir arada hareket etmeliyiz diye İran basınında şu anda net söylemler var. Ve rejim değişikliği meydana getirmek. Bırakın rejim değişikliğini, şu anda işte Ruhani gibi işte daha reformist olduğu, daha ılımlı olduğu söylenen aktörlerin zayıflayacağı, bunun yerine daha muhafazakar, daha radikal aktörlerin güçleneceği yeni bir süreç başlıyor İran'da. Şimdi bu bir rejim değişikliği anlamında gelmez. Aksine rejimin konsolide olmasını beraberinde getirir. Bakın, bu haliyle radikal unsurlarla İran'ın yönetilmesi ve toplumun konsolide olması ve ağır yaptırımlara rağmen ayakta kalması bir 30 yıl sürdü. O 30 yıllık süreç aslında bir anlamda İran'ın bir hazırlık yaptığı bir süreçti. Bu topluma anlatılabilir bir şey ve bu yaptırımlar, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sıcak bir savaş başlatmayacağını varsayarak söylüyorum ki böyle bir ihtimal varsaymıyorum. Ve bunu da İran bir mesele olarak görmediğini ve bu süreci de sertleştiğinde arkasında duracağını vurguluyor. Bunun bir başka unsuru işte Yemen, Suriye gibi İran'ın bölgesel yayılmacı siyaseti. Peki bu engellenecek mi? Hayır, radikal bir siyaset, muhafazakar, daha sert bir siyaset İran'a hükmettiğinde bu yayılmacı politikanın sürdürülmesi anlamına gelecek. Aksine bu daha bir güçlü şekilde savunulacak. Ha, başarıya ulaşır ulaşmaz. Fakat burada İran'ı bu adımları atmaya dönük ya da bu sonuçları İran'da doğurmaya dönük bir süreç işlemez. Bunu vurgulamamız lazım. Şimdi 2015 yılında aslında İran yönetimi ekonomik kazanımlar adına nükleer emellerini bir kenara bırakmıştı. Şimdi burada yine ekonomide bir içe kapanma, yine uzun vadeli hedefler için işte nükleer emeller vesaire hazırlık yapmak adına bu kazanımlardan vazgeçebileceğini ifade ediyor İran. Peki bu ne demek? Bu İran halkının yoksullaşması demek. Bunun faturası kime çıkacak? Doğrudan İran halkına çıkacak. Onun dışında peki rejim orada ne olacak? Rejim güçlenecek ve daha sert bir söylemle, daha fazla silaha yatırımla İran ayakta kalmaya çalışacak. Bunun tabii Avrupa'ya ve dünyaya bir yansıması olacak.
Avrupa'ya diyorum çünkü İran'la ciddi anlamda ticaret yapan Avrupa bundan ciddi bir zarar görecek. Ha şunu da söyleyelim, işte Boeing firması da Amerika'da ve çok ciddi bir diyorsunuz ticaret yapıyor İran'la ve Kongre'de tam Trump'ın bu kararını açıkladıktan sonra ciddi bir baskı uyguladığını da biliyoruz. Fakat Avrupa'daki şirketler için bu çok daha çok ciddi daha bir mesele. Ve İngiltere, Fransa, Almanya ki Merkel çok net bir şekilde pozisyonunu ifade etti. Burada başka bir yerde duruyor. Şimdi Türkiye açısından meseleye baktığımızda Türkiye İran'da ya da başka bir ülkeden bir nükleer silahın neşet etmesini istemiyor. Yani bir nükleer silah bölgesinde geliştirilmesini arzu etmiyor Türkiye. Buna son derece karşı net bir tavrı var. Ama sadece İran'a karşı değil, İsrail'e de karşı. Aynen. Şimdi mesele nükleer silahsa önce İsrail'i konuşmamız lazım. Yani İsrail'in elinde nükleer silah geliştirme imkanı yok. Nükleer silahın ta kendisi var. Şimdi buradaki çifte standart tabii çok bariz bir şekilde ortada. Türkiye buna dikkat çekiyor. Diyor ki biz ne İsrail'in ne İran'ın ne de başka bir ülkenin elinde nükleer silah bulunmasını istemiyoruz. Bu konuda net. Dolayısıyla kimse Türkiye'ye siz İran'ın nükleer silah geliştirmesine, işte buna zemin hazırlayacak uranyumun zenginleştirmesine katkı sağlıyorsunuz diyemez. Türkiye başından beri tavrını net olarak koyuyor. 2010 senesinde de koymuştu bu tavrını. İran'da rejim değişimi, Türkiye'nin herhangi bir başka ülkede olduğu gibi istikrarı bozacak, bir kaos ortamı oluşacak. Bölünmüş ülke, başarısız devlet gerçekliği ortaya çıkaracak sonuçlar üretecek herhangi bir eylemi desteklemediğini biliyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin bir rejim değişikliğine ilişkin bir pozisyonu da söz konusu olamaz değil. Ki geçtiğimiz dönemde bununla ilgili girişimlerde de Türkiye rejimin dışarıdan müdahalelerle desteklenmesinden yana olmadığını, iç dinamiklerle, İran halkının kararıyla bu tür dönüşümlerin olması gerektiğini söylediğini biliyoruz. Diğer taraftan yayılmacı politika. İran'ın yayılmacı politikasından en fazla muzdarip olan ülke Türkiye'dir. Doğru. Bunun birkaç gerekçesi var. Sadece Suriye'deki işte İran'ın uyguladığı politikanın Türkiye'ye maliyeti değil. Eğer İran Suriye'de rejime bu kadar destek vermemiş olsaydı, Suriye sahası bu kadar teröre zemin sağlamayacaktı. Suriye'de bu kadar büyük mağduriyetler oluşmayacaktı. Türkiye'deki 3,5 milyon mülteci Türkiye'de değil, kendi evlerinde, barklarında olacaklardı. Dolayısıyla Türkiye bundan çok ciddi bir maliyet gördü. Diğer taraftan terör örgütü PKK ile İran'ın ilişkisi. Evet. Türkiye'yi çok uzun dönemler mağdur etti. Tabii. Son dönemde İran, Türkiye'nin de artık bölgesel güç olduğunu sahadaki varlığıyla tescil etmesinden sonra tabii ki bu kadar açık bir pozisyon alamadı Türkiye'ye. Ama ne olursa olsun sahadaki varlığı, sahadaki attığı adımlar, bu yayılmacı politikaları Yemen'de, Suriye'de Türkiye'yi rahatsız etti. Türkiye'yi rahatsız eden bir başka unsur daha var. O da İran'ın Türkiye'nin de ısrarla vurguladığı mezhepçi taassupla hareket etmesi nedeniyle bölgede ne yazık ki mezhep çatışması ortamını inşa etmiş olması ya da bunun inşasına diğer ülkelerle Suudi Arabistan'da dahil katkı vermiş olması. Şimdi Türkiye burada daha soğukkanlı bir tavır takınmaya davet etti İran'ı ama ne yazık ki bunu da bir karşılık görmedi. Bunları niye söylüyorum? Her şeyden önce Türkiye İran'ın bu Amerika Birleşik Devletleri'nin muzdarip olduğunu söylediği hususlardan çok daha fazla muzdarip. Ama burada böylesi bir işte çevreleme siyasetinin, böylesi bir çatışma siyasetinin hiçbir sonuç yaratmayacağını, bölgede çok daha büyük çatışmalar meydana getireceğini biliyor. Türkiye şunu söylüyor, bölge ülkeleri olarak biz bu sorunları, bu tür yanlış politikaları müzakereyle ve bölge ülkeleri arasındaki iletişim ve etkileşimle, çatışmaysa da bölge ülkeleri arasındaki daha sahici çatışmalarla çözelim diyor. Bir şey söylemek istiyorum tam burada Fahrettin'in konuşurken, dinlerken ben de hep o ilk projeler aklıma geliyor. Şimdi hatırlayalım, Türkiye ESA'da bölgesel işbirliği teklifi getiren taraftı. Bayağı ön hazırlıkları yapılmıştı, bir barış ve ticaret havzası olarak tasarlanmıştı. Önce el sıkıştı, sonra bir anda çat diye vazgeçti ve başına neler geldi. Suriye krizi sonrasında Türkiye gene İran'ı da içine alan yeniden bölgede istikrar projeleri getirdi. Ve şunu söyleyeyim, yani İran'la
yan yana aynı masada oturduğu için Türkiye çok fazla da eleştirir. Risk alarak risk bunu alarak yaptı bunu ama yaptı. İzah etti yani benim beraber olmamın bir aynen. sebebi var. Brezilya ile bir araya gelerek ilk bu aynen. İran'ı sisteme çekmek, onunla işbirliği geliştirmek için. Fakat Türkiye kime işbirliği teklif etse önce evet diyorlar, sonra vazgeçiyorlar, sonra da başlarına bir sürü iş geliyor gibi de bir durum var. Şimdi Fahrettin çok özür dileyerek araya girdim ama aklıma o geldi. Yok yani. Çok haklısınız. Gerçekten bu bahsettiğiniz süreç içerisinde Türkiye'nin başına İran dolayısıyla gelmeyen de kalmadı. Aynen, yani aynen bu doğru ama burada Türkiye'nin pozisyonu her şeyden önce bölgesel istikrarın korunmasıyla ilgili bir mesele. İran'la Türkiye'nin ne çatışması ne müzakere masasında beraber oturması ideolojik bir gerekçeyle değildir. Bunun kaynağı somut çıkarlar ekseninde bölge halklarının huzuruyla ilgili bir meseledir ama her şeyden önce Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla ilgili bir meseledir. Türkiye'nin ulusal çıkarları çerçevesinde atılan adımlar olumlu adımlardı. Ama bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu bu yeni düzensizlik ortamı, kaotik ortam Türkiye'nin müdahale etmesi gereken bir ortam olarak karşımıza çıktı. Ha, Türkiye şunu da söyleme hakkına sahip. İran'a da diğer bölge ülkelerine de. Attığınız yanlış adımlar dolayısıyla bu noktaya geldiniz. Aynen öyle. Bundan sonrasıyla ilgili olarak beraber aynı masada oturalım ve burada bizim önerdiğimiz çerçeveyi kabul edin deme imkanına sahip Türkiye. Çünkü Türkiye'nin önerdiği bu çerçeve kabul edilmediği takdirde işte olacak olan şey budur. Türkiye bunu geçen senede, ondan önceki senede İran'a net olarak söyledi. Yani şunu söylemek istemiyorum. İran başına geleni hak ediyor. Bunu söylemek istemiyorum. Değil. Ama İran'ın attığı birçok yanlış adım böyle bir gerekçe oluşturdu ve ne yazık ki İsrail'in elini güçlendirdi. Doğru. Ve İsrail bugün bölgede sessiz sedasız kendi gemisini yürütüyor. Tarihinde hiç olmadığı kadar rahat bir konumda. Bunu sadece Amerika temin etmedi. İran'ın yanlış adımları da temin etti. Ve Türkiye'de burada bütün bunlara rağmen, bütün bu arka plana rağmen şu anda bu yeni gelen saldırıyı da gördüğü için daha da kötüye bu sürecin gitmemesi için net bir pozisyon alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonunu da biliyoruz. Süre derdimiz var tabii ki gene. 10 dakikamız mı kaldı Sedat? Şu Fransızların imzaladığı bildiri meselesine biraz değinmek lazım aslında. Bu haftanın önemli olaylarından biri oydu. Fransa'da biliyorsunuz bu bir imza olayı var. Evet. Kur'an-ı Kerim'e ilgili. Hı-hı. Belki ona da biraz değinmek lazım. Bu İran meselesini konuştuk ama bununla ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey varsa ben bilmiyorum. İran'la alakalı bir şey söyleyeyim. Bir şey ekleyin ona da biraz değinelim. Daha sonra Fransa'ya yani geçmemiz gerçekten önemli olur. Zamanlama itibariyle de çok önemli. Evet. Zamanlaması manidar, doğru. Trump'ın yapmış olduğu bu hareket sadece bölgeyi değil, uluslararası ilişkilerde uluslararası düzen dediğimiz, uluslararası hukuk dediğimiz sistemi yerle yeksan etmiş durumda. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve İran ile yapılan bu anlaşma aynı şekilde bir uluslararası hukuk dizayn etmişti. Şimdi Trump tek taraflı olarak esasında bu uluslararası düzeni parçalamış oldu. Merkel'in bu dakikadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenemeyiz demesi sadece Almanya'nın perspektifi değil. Bu dakikadan sonra uluslararası hukuk ve uluslararası düzen adına hiçbir şeye güvenemeyiz. Daha önce Bush da bazı uluslararası müdahaleler yapmıştı ama en azından bir uluslararası meşruiyet arayışı içerisindeydi. İşte yalandan da olsa bir PowerPoint sunum da olsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir şey sunup ikna etme uğraşısı içerisindeydi. Şimdi biz Trump'ın hiç böyle bir uğraşının içerisinde olmayacağını ve tam manasıyla sistemi kaotik bir yapıya döndürmek için hiçbir tedirginlik duymadan çok rahat hareket ettiğini görüyoruz. Bu topyekün uluslararası arenayı sarsacak bir durum gibi gözüküyor. Çağrı Hocam, 5-6 dakika diyelim. Yani, dikkat çektiğiniz konuda kısa kısa toparlayalım. Kısaca vurgulamak istiyorum. DAEŞ'in belinin büyük ölçüde kırıldığı, bu radikal teröristlerin Suriye'den, Irak bölgesinden yavaş yavaş çıkartıldığı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin de müdahalesiyle
hem Fırat Kalkanı'nda hem Zeytin Dalı'nda önemli kazanımlar elde edildi. Bölgenin terör örgütlerinden arındırıldığı bir noktada. Yani aslında bu saldırıların DAEŞ ve benzeri El-Kaide gibi örgütlerin saldırılarının aşağı doğru gittiği bir dönemde kalkıp 300 tane baldırı çıplak Fransa'da, bu Saint-Cloud kelimesinin ne manaya geldiğini Fransa tarihini bilenler bilir, kalkıyor bir bildiriye imza atıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz hepsi okumuş adamlar bunların, fakat cehaletin bu kadar dışa vurulduğu başka bir belge olamaz. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin değiştirilmesi gerektiğinden dem vuruyorlar sanki. Sarkozy de aralarında bunlar. Evet. Daha geçenlerde biliyorsunuz Sarkozy içeri aldı. Sarkozy okudu mu acaba yani? Onlar... Yani teolog değiller, ilahiyatçı değiller. Aralarında birkaç tane olabilir. Olsa ama baktığınız zaman. Yani. Ve Fransa bütün Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla Müslüman. Bakın azınlık demiyorum. Müslüman Fransız vatandaşı. Yani Müslüman Avrupa Birliği vatandaşı bulunduran bir ülke. Sömürgelerden gelmişler zamanda. Cezayir'den, Tunus'tan belki ama. Ama doğrudan Fransız olup, anadan atadan, sonradan iktidar edip İslam'a geçmiş olan bir kitle de var. Şimdi siz böyle bir ülkede, Avrupa Birliği göbeğinde böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Sanki yangına körükle gider gibi, yani zamanında hiçbir şekilde tasvir edilemeyecek bir takım terör eylemlerinin öncesinde de benzer açıklamaların, saldırılarının, filmlerin, karikatürlerin, evet, bilmem nelerin evet. olduğunu, yani sanki gel gel yaparcasına. Böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi bunun arkasından bir takım hadiseler olduğunda bak gördünüz mü biz zaten bunu söylüyorduk diyecekler. O yüzden ben bunu bir bilinçli zaten yavaş yavaş ortadan kalkmakta olan bir kendilerinin fayda sağladığı bir radikalizmi diriltmeye dönük bunun üzerine benzin dökmeye dönük bir girişim olarak değerlendiriyorum. Bundan ne Avrupa Birliği ne de Avrupa Birliği içinde yaşayan Müslümanlar bir fayda sağlayabilir. Toplumları bölmeye dönük, nefreti körüklemeye dönük bir girişim. İşte eş zamanlı olarak da camilere bildiriler bırakılıyor. Evet. Biz şunu bombalayacağız diyorlar. Oraya saldırılarda bulunuyorlar. Ve maalesef Avrupa Birliği kendi değerlerinden süratle uzaklaşıyor. Aynı şey. Kısa şunu buyurun. Söyleyeyim. Ben bu İran meselesinin Avrupa'daki bildiri meselesinin bütün olarak okunabileceği bir zemin olduğunu düşünüyorum. Başta Rusya olmak üzere konjonktür Avrupa'nın merkezi ülkeleriyle Türkiye'nin yakınlaşmasını zorluyor. Bakın NATO'nun Karadeniz'de büyük bir tatbikatı yapıldı. Türkiye Rusya'yla bunu dengeledi. Hiçbir patırtı duymadık, hiçbir eleştiri, hiçbir şey duymadık yani. Bunu dengeleyen ülke Türkiye oldu. Bunu kabul etmek lazım yani. Bu yoksa kıyamet kopardı Rusya açısından. Sorunsuz bir şekilde bunun idare edilmesini becerdi. Rusya da bir şey yapmadı. Ermenistan'da yönetim değişti. Başbakan değişti. İlk açıklamalarından bir tanesi. Evet. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz. Koşulsuz bir şekilde normalleşmesini istiyoruz. Yapar yapmaz ayrı dava. Ama şunu kabul edelim, Ermenistan'da bir başbakan Rusya'dan onay almadan böyle bir şeyi açıklama imkanına sahip değil. Dolayısıyla şimdi sistem onu oraya iterken buradan böyle bir bildiriyle, ki bildirinin esas amacı o çıkan kitabın promosyonu bile olabilir. Çünkü bu bir kitap başlıyor aslında. O bile olabilir. Yaratılan infialdi fark etmemiş dahi olabilirler. Ama içinde siyasetçiler var, bilmiyor olamazlar. Safiyane bir şey. Şunu demek istiyorum. İçinde siyasetçiler var, bilmiyor olamazlar. Eski başbakanlar var. Dolayısıyla burada hedefi Fransa haline getirilerek bunun bir anlaşmazlık meselesi olmasını arzu edilmiş. Üstelik bence çok daha vahim bir sözcük var orada. Fransa İslamı diye. Bu çok uzun zamandır tartışılan bir konu. İleriki programlarda konuşmak mümkün olabilir. Bir sonraki adımı tahmin etmek çok zor bir şey değil. Ne, ezan ama, Fransızca mı okusun diyecektir. Fransa İslamı denen ayrı bir İslam türünden yani bahsediliyor. Ve bu terim olarak çok kullanılan bir şey. Dolayısıyla burada iki tarafı yakınlaşmaya iten konjonktürü bozmaya yönelik girişimlerin zemini. Bize düşen de bu uyarıda bulunmak. Hocam Ramazan'a doğru gidiyoruz. Ramazan öncesi. Çünkü olacak Fransa'daki şey Müslümanlar da Ramazan'a uyacaklar, oruç tutacaklar, namaz kılacaklar. Ramazan öncesi böyle bir açıklamanın gereği yok yani. Gayet yani gereği yok. Hiçbir şeyden öte gereği yok. Süren bitti ama Fahrettin Hocam'dan ve Serdar'dan da birer cümle almak isterim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani bölgemizde kaosu derinleştirmeye dönük ciddi dış müdahaleler var ve bu dış müdahaleleri
özendiren de İsrail gibi bir aktör var. Böyle bir süreç söz konusuyken bölge ülkelerinin daha makul adımlar atması gerekirken ne yazık ki bu makul adımları atmaktan uzak davranışlar sergilediklerini görüyoruz. İran'ın adımları bir taraftan, diğer taraftan da bu süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin ellerini ovuşturduklarını ne yazık ki görüyoruz. Dış güçlerin uydusu gibi hareket ettiklerini görüyoruz. Bu ortamda Türkiye yine kendi ad ve hesabına, bölgenin çıkarları adına hareket eden, edebilen bir ülke konumunda. O yüzden Türkiye'deki bu dışarıya dönük Türkiye'nin çıkarlarını ve bölgenin çıkarlarını savunan siyasi aklın korunması, sahiplenilmesi ve yatırım yapılması son derece kritik. İç politikaya zamanımız yok ya da buna bağlamak istemiyorum ama Türkiye bugün bu adımları atabiliyorsa, bölgede bu çıkarları temsil edebiliyorsa bu sahip olduğu siyasal istikrar ve güçlü siyasal liderliği dolayısıyla ve bunun kıymetini de bilmek gerekir diye düşünüyorum. Diğer ülkelerdeki o siyasi parçalanmışlık sonucunda dış müdahaleler sağlanıyor ve ortaya da böyle hazin görüntüler çıkıyor. Fahrettin, altına da teşekkür edeyim. Serdar, son cümle. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Soğuk Savaş'tan sonra gerçekten de dünyadaki çatışmaların çok sertleştiğini görüyoruz. Avrupa Birliği içerisindeki İslamofobyanın artmasından tutun da Orta Doğu'daki kaosun derinleşmesine kadar. Böylesi bir atmosferde önümüzdeki süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in ticari rekabetinin de bir askeri rekabete girmesi de çok muhtemel. Bu bütün dünya ülkelerine esasında şu mesajı veriyor. Türkiye'ye de o mesajı veriyor. Siyasi istikrarını bir şekilde tesis etmeyi başaranlar, içeride birlik ve beraberliği tesis etmeyi başaranlar ayakta kalacak. Bunu başaramayanlar bu rekabette en fazla maliyeti üstlenmek zorunda kalan ülkeler olacak. Çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir kapanış yapalım. Çok teşekkürler. Keyifli sohbet için bir sürü mesaj var. Onlara haftaya yanıtlayınız. Pazar günü anneler günü, bütün annelerimizin şimdiden, bilhassa şehitlerimizin annelerinin ellerinden öpüyoruz. Hepsinin anneler gününü şimdiden kutluyoruz. Çağrı Hoca'nın bu diline hep beraber katılıyoruz dışa bakış olarak. İyi akşamlar efendim. Haftaya görüşeceğiz. Hoşçakalın.